Merhaba. Depremi ben öğrendiğimde saat 9 gibiydi sanırım. Sosyal medya üzerinden takip etmeye başlamıştım. Maraş depremi olarak bahsediliyordu. Yakınım ben Hatay'a gideceğim, deprem olmuş dediği anda aslında Hatay'da da deprem olduğunu, bir şekilde bunun duyurulmadığını fark ettim. Doğru bilgiler alacağım kanallara erişmeye çalıştım. Hatay'ın durumunu gördüm. Ayrı bir bağım vardı Hatay'la. Ayrı bir gönül bağım vardı arkadaşlarımdan dolayı. Gitmeye karar verdik. İlk gün akşam gitmek istedik aslında. Biz ikinci gün varabildik oraya. Yolun başındayken çok fazla zorlukla karşılaştık. Havaalanına gittik. AFAD gönüllüsü olarak gitmemize rağmen 9 saat gibi bir süreç uçak bekledik ve gidemedik. Otobüs yolculuğu yapmaya karar verdik. Çünkü burada kaldığımız her dakika orası için çok kıymetli zamanlardı. Bir an önce orada olmamız gerekiyordu. 9 saatin sonunda 29 saatte otobüs yolculuğu yapmamız gerekti maalesef. Gittiğimizde direkt havaalanına gelen gönüllüler de vardı. Yanımda 3 adam vardı. AFAD görevlisine. Biz vinç operatörüyüz. Sizinle gelmek istiyoruz gönüllü olarak. Orada ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz dediler. Ve yanımdaki görevli listeye baktı. İsminiz burada yok, sizi götüremem dedi. Eğitimsiz olarak gönüllü gidenlerden daha çok onlara ihtiyaç vardı. Çünkü duymaya başlamıştık artık. İş makineleri yok, iş makinesi bulunsa operatörler yok. Artık ve vardığımızda depremin ikinci günüydü. Gittiğimiz otobüste herhangi bir sorun yaşamadık yolda. Ama daha yola çıkmadan sürekli şunlar söyleniliyordu. İşte gitmeyin, kente giriş yasaklandı. Gitmeyin, araçlar alınmıyor. Gitmeyin, otobüsler. Hep böyle bir gitmeyin, gidilmesin, şehre girilemez. Hep bu yansıtılmaya çalışıldı. Gittiğimiz gün Erdoğan'ın konvoyuna denk geldik. Yol tek şeride indirilmişti ve ulaşım imkansızdı. Araçlardan inerek dediğimiz gibi her dakika, her an çok değerli olduğu için orada hayat mücadelesi veren insanlar açısından artık otobüslerden inip yürüyerek gitmeye başladık. Çünkü inanılmaz bir konvoy, inanılmaz bir trafik ve tek şeride indirilmiş yol ilerlemiyordu yani. Yola çıkmak çok zordu. Yol alabilmek, yolu sonlandırmak imkansız gibi gözüküyordu. Yani biz bütün gönüllüler için söylüyorum bunu. Biz yaklaşmaya çalıştıkça hep bir şeyler daha zora sokuluyordu. Hep bir şeyler daha imkansız gibi gösteriliyordu. Hep bir caydırma politikası vardı. Psikolojik ben bunu çok fazla yansıtmaya çalıştılar. Ama biz çıkarken de hep şunu düşündük arkadaşlarımızla, kendi grubumuzla. Yola koyulalım. Önemli olan yola koyulmak. Bir şekilde gerekiyorsa yürüyerek gideriz. Ama yine gitmeliyiz. Yine orada olmalıyız. Sırtlarında 10-15 kiloluk çantalarla 3 saat boyunca yürüyen arkadaşlarımız oldu bizden sonraki ekiplerde. Araçla gidilen mesafe normalinde 45 dakikalık bir mesafeymiş. 3,5 ya da 4 saatte gidebildik. Yani. Kendi içimizde bir koordinasyon sağladık. İşte arama kurtarma ekibine katılacak olan arkadaşlarımız, çadır bölgesinde kalıp insanların ihtiyaçlarıyla ilgilenecek arkadaşlarımız gibi hemen bir grup oluşturduk. Elimizde ne vardı? Sadece ellerimiz vardı aslında. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla sadece ellerimiz vardı. Baretlerimiz vardı. Bunun dışında çok 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 ufak işte sanırım bir kazmamız vardı. Bir tane balta tarzı bir şey vardı. Ve bütün ekipmanımız buydu. Yani biz bunlarla ne yapabiliriz demedik. Ne kadar yapabilirsek diye gittik. 5 ya da 6. gündü. Akşamları şey yapıyorduk, ateş yakıyorduk ve ateşin yanında ısınıyorduk. Bu arada 5. 6. gün olmasına rağmen bunu da belirtmek istiyorum. Hala çadır bile bulamamış aileler vardı. Biz bir arkadaşımla 2 gün üst üste çadırın dışında sabahladık, uyumadık ki bir aile vardı. 3 tane çocuğu vardı. Anne vardı, baba yoktu. Kalacak yerleri yoktu ve kızları hastaydı. Onları 2 gece kendi çadırımızda yatırdık mesela. Ama onlar yatabilsin diye biz dışarıda kaldık. Bu hiç önemli değildi. Çünkü orada olan herkes bir süre sonra konforlu yataklarına geri dönecekler. Bunu ya belli şeyleri zaten biliyorduk. Hayatın akışında yüzleşiyorduk. Ben işçiyim. İş yerinde yüzleşiyorsun. Kadın olduğun için zaten farklı bir yönüyle yine yüzleşiyorsun. Kapitalist bir düzende yaşadığımız için bu sömürüyü zaten iliklerimize kadar hissediyoruz. Ama orada hepsine aynı anda tüm çıplaklığıyla maruz kaldık. Yani toplumdaki kadına bakış açısı, ben bunu enkazın başında yaşadım. Sürekli bana aman o ağır sen geri çekil, aman onu sen kaldıramazsın. Aslında orada
var olan bir sınıf savaşıydı. Gerçekten böyleydi. Çünkü her şey çok net yani. İyi, kötü, yapılan, yapılmayan her şey o kadar net ortadaydı ki. Evet, beceremediler. Kendi sistemlerinin, kendi çürümüşlüklerinin altında ezildiler. Maalesef ki halkı da aynı şekilde ezdiler. Yapmak istedikleri çok açık şuydu. Biz beceremedik. Biz yapamıyoruz ama sizin de yapmanıza izin vermeyiz. Çünkü biz dayanışmayı sağladığımızda, biz bunu yardımlaşmayı yaptığımızda kendi pislikleri, kendi açgözlüklerini örtbas etmek için insanların aç kalmasına göz yumdular. Çünkü veren el onlar olmalıydı. Ve sırf bu zihniyette oldukları için hasta bezine ulaşamayan yatalak hastalarla karşılaştık. Sonra orada lojistikte çalışan bir memurla sohbet etme imkanım oldu. Biz deli gibi bir gün boyunca herkes bireysel her çadıra gidip bir paket hasta bezi bulmak için çabalarken, bir köye ulaştırmak için, o da bir hasta bezi için. Sonradan öğrendik ki lojistiğin toplandığı alanda binlerce hasta bezi varmış. Ama ulaştırılmıyor. Çadırlar yine aynı şekilde. Şey yapacaklar çünkü. Bakın, devlet size bunu verdi, devlet size bunu getirdi. Hayır, hayır. Devlet sizi göstermek bile istemedi. Devlet sizi zaten gözden çıkardı. Ama şuna döndü. Ha, madem bilindiniz, madem felaketiniz gözler önüne çıkarıldı, buna engel olamadık. Bari yapabiliyoruz gözükelim. İlçe içinde birçok nokta gezdik. Herhangi bir yağmalama söz konusu olmadı. Tanık olmadık biz. Onun dışında şöyle bir durum var. Bu insanlara ilk 2 gün hiçbir şekilde ulaşılamadı zaten. Ve insanlar hayatta kalmak zorunda. Çocukları var, hastaları var. Yani hayatta kalmak zorundalar. Ya oraya bir şeyi götürürsün, bunu başarırsın, ya da insanlar onu bulmanın yollarını ararlar. Ve bu haktır. Yaşamsal bir haktır. Yani beslenmek zorunda. Biz de bir eczaneden mesela ilaç almak zorunda kaldık. Bunu yaptık. Bizi görselerdi bize de yağmacı diyeceklerdi. Ama bizim bunu yapmamızdaki amaç, insanlar köyde ilaçsızdı. Bunu yapmak zorundaydık. O zihniyete sahip insanlar gördüğünde bugün bize de yağmacı diyebilirlerdi. Ama yağmacı dediği insanlar enkazın ilk gününden beri tırnaklarıyla insan çıkarmaya çabalayan insanlar. Bu bir kılıf aslında onların. Bir algı yönetimi, oraya yönlendirmek istiyorlar. Yağmacılık adı altında, söylentisi altında yapıyorlar. İşte ırkçılık olarak yapıyorlar. Suriyeliler yaptı, Suriyeliler yaptı. Yani bu insanlar yıllardır o topraklarda zaten birlikte yaşıyorlar. Yani bunu yapmak isteselerdi, normal zamanlarda da yapabilirlerdi. Bu onların iğrenç politikalarının bir parçası. Ama 10 gün oradaydım. Ben böyle bir şeye tanık olmadım. Tam aksine hiç sorgusuz sualsiz birini gördüklerinde, Suriyeli olması yetiyor bile aslında onlar için. Ne yaptığın hiç önemi yok. Yani o bir yerin önünde duruyorsan bile hemen gelip sana şiddet uygulayabiliyor. Sosyal medyada da paylaşılmış. Depremzede çıktı insanlar ya. Alıp işkence yaptıkları insanlar depremzede çıktı. İlk gördüğüm enkaz, maalesef ilk gördüğüm enkaz kendi arkadaşımızın içinde bulunduğu, cenazesinin içinde bulunup çıkarılamadığı bir enkazdı. Yani yanına gittik. Bir ilerleme kaydedildi. Ellerle yapıldı bu zaten. Taşları, malozları ellerimizle kaldırdık, ettik. Arkadaşımıza ulaştık. Ama tabii bir şey yapamadık. Çünkü yeterli aletimiz yoktu. Sahada iş makineleri yoktu. Beşinci ya da altın, beşinci gündü iş makineleri artık sahaya girmeye başladığında. Çünkü öncelikleri farklıydı. Önce ATM'leri kurtardılar, ondan sonra insanlara yöneldiler. Aslında sokaklarda geziyorduk, enkazlara sesleniyorduk. Bir ses duyarsak, bir belirti duyarsak başlıyorduk ellerimizle ilerlemeye çalışıyorduk. Biri bizi buldu. Bu çok önemli bence. Çünkü kendi imkanlarıyla bir iş makinesi bulmuş. Yani her şeyi var ama ne yapacağını bilmiyor. İlk çalıştığım enkazda oydu. Çok uzun süre çalıştık çünkü.
Yol göstermemizi istedi. Yol gösterdik. Arkadaşlarımız nasıl yapılacağını tarif ettiler. Böyle böyle ilerlerken enkaz çalışmasında iki tane cenazeye ulaştık. İlk enkaza gittiğimde. Sonra soluklanalım dedik. Çünkü gerçekten yani tamamen insan gücüyle yapılıyordu. Hani makinalar yok. Gücümüzü yönlendirip işimizi kolaylaştırabilecek herhangi bir şeye sahip değiliz. Elden ele sürekli şeyler veriyoruz işte enkaz kalıntıları oraya boşaltabilmek için. Öğleden sonra aynı enkazda tekrar devam ettiğimizde bir yaşam belirtisi duyduk. Yani bir kadının sesini aldık ve konuşabiliyordu bizimle. O yıkıntılar kaldırıldıktan sonra öncesinde çünkü sesi gelemiyordu. Bu o dakikadan sonra işimiz hem kolaylaştı hem de trajikomik bir hale döndü aslında. Çünkü günlerce ortada olmayan kurtarma ekipleri, gönüllülerin dışındaki olan profesyonel kurtarma ekipleri bir canlı belirtisi duyulduğunda, öğrenildiğinde birden çok olmaya başladılar. Yani AFAD'ı geldi, işte belediyenin ekibi geldi vesaire. Bir baktık ki etrafımız insan dolu ve bizi enkazın tepesinden çıkartmaya çalışıyorlar. Sürekli birileri şey yapıyor, fotoğraf çekiyor, görüntü veriyor, işte emirler yağdırıyor sağa sola. Şimdi düşünüyorum, bizim gördüğümüz şu, mesela bir belediye başkanı vardı, sanırım Esenyurt Belediye Başkanı'ydı kendisi. Geldi, baktı, etti, enkazdan indi. İşte o süreçte hayatta olan kadının vücudunun yarısına ulaşıldı. O ara bir daha geldi. Çünkü tam gelmesi gereken zamandı, tam görüntü verilecek zamandı. Ve orada tekrar bir iki dakika, 5 dakika durdu, biraz bir şeyler yaptı. Sonra tekrar indi vesaire. Şimdi düşünüyorum, sadece bunu medyadan izliyor olsaydım, belediye başkanı bütün gün enkazda çalışmış, ayrılmamış. Ama öyle değil. Öyle değil yani, sadece belli görüntülerde var olmak için geliyorlardı. Yani o aradaki dakikalar çok kıymetli. Bunu zaten biliyorduk ama dün öğrendim ki bir enkazdan bir çocuk kurtarılmış. Çocukla görüntü vermişler, işte canlı yayın vesaire gibi bir şey açmışlar. Sonra ambulansa götürmüşler ve çocuk sonrasında hayatını kaybetmiş. Yani insanların hayatta kalabilmek için önemli olan süreçleri göz ardı edip sadece bunu neyi göstermek istiyorlarsa bunun için buna varabilmek için insanların hayatlarının üzerinden yol alabilmeleri ayrı bir şey. Felaketti ya, felaket, bunu tam anlamıyla felaketti bence. İlk günlerinden itibaren biz orada olduğumuz için sahada olan insanlar, yani enkaz çalışmalarında olsun, yardımlaşma, gıda vesaire, ilaç, yani orada olanlar genelde hepsi zaten devrimcilerdi, sosyalistlerdi, işçilerdi, emekçilerdi. En iyi ihtimal maalesef 5. gündü. Ben mesela ilk AFAD ekibini orada 5. gün gördüm. Ama aktif değillerdi. Yani yine hep halk dayanışması var. AFAD'dan önce var olan ilk baktığınızda madencilerdi. AFAD değildi bölgede olan. Sonradan AFAD'ın görünürlüğü, ama gerçekten sadece görünürlük olarak varlardı. İletişime geçip yardımcı olduğumuz bir aile. Yağmur yağdığında çadırlar su alacak diye AFAD'ın çadırına yerleşiyorlar. Ve 11. günde bana şu mesajı attı. AFAD çadırındayız. Elektrik yok. Saat 6'dan sonra her yer karanlık oluyor. Ve 7 yaşında bir kız çocuğu var bunun. Üşüyoruz. Aracımız yok. İlaçları bir şekilde devrimciler aracılığıyla tedariğini sağladık. Çünkü orada gerçekten inanılmaz bir dayanışma var. Halk arasında inanılmaz bir dayanışma var. İlaçları ayarladık. Evet, köylere gidilecek ama şöyle yapabildik. Bölgeyi bilen işte bir gönüllü yine alandan bulduk. İşte bize motosikletini ya da işte pikapını verebilecek bir gönüllü. Böyle böyle. İşte zaten alanda, çadır alanında olduğumuz için, ilk kurulan alanda, bunu yine söylemek istiyorum. O kurulan alan, çadır alanı da AFAD'a ait bir çadır alanı değil.
bir yardım aracılığıyla İstanbul'dan gelmiş, yerleştirilmiş çadırlar. O alanda olduğumuz için zaten depremzedeler de halk da orada olduğu için kendileri bize ulaşıyorlardı. Bir süre sonra şu oldu mesela. Kimse gidip oradaki belediye görevlisine, herhangi bir belediye görevlisine hani yemek dağıtan olabilir ya da temizlik. Kimse gidip bir şey söylemiyordu. Herkes bizim yaktığımız ateşin başına geliyordu. Ve bir şey soracakları zaman bize soruyorlardı. İlaç konusunda da böyle oluyordu. Çadırda ailenin uzakta bir akrabası varsa, bir yakını varsa bize geliyorlardı. Bizim böyle böyle bir ihtiyacımız var. Biz hemen adres alıyorduk. Hemen diğer gün işte yine gönüllü araçlar bulmaya çalışıyorduk. Gönüllü olan hemşire arkadaşımız her akşam ilaçları akşamdan hazırlayıp üstüne adreslerini yazıp, çünkü şunu da yapamıyorduk. Bir hemşiremiz var. Misal kendi grubumuz üzerinden. Ama o kadar çok yerde ihtiyaç var ki, hani birebir kendisi gidemiyor çünkü bıraktığı yerde bu sefer böyle bir açıklık oluşacak. Arkadaşımız her akşam ilaçların üstlerine kullanma talimatlarını, işte gideceği adresi. Çünkü diğer gün kiminle götüreceğinin garantisi yok. Ama bir şekilde gidecek. Tedbir olarak tek tek adreslerini yazıyorduk, ediyorduk ki getiren insan gerçekten adrese verebilsin, gerçekten ihtiyacı olan hastaya ulaşabilsin diye. Oradaki halkın verdiği destek, bizim devrimcilerin, sosyalistlerin kendi arasında kurduğu destek ağları hep bu şekilde ilerledi. Aslında önemli olan gerçekten bundan sonrası. Çünkü biliyoruz ki unutturulmak istenilecek ve biliyoruz ki unutulacak belli bir kesimde, çok büyük bir kesimde bunu unutacak. Unutulması tabii ki işlerine gelecek ama biz buna müsaade etmek istemiyoruz. Çünkü biz Hatay'ı yine kendi kokusuna sahip olsun istiyoruz. Yani girdiğinde portakal ağaçları kokan, işte insanların bütün Hristiyanının, Müslümanının işte iç içe oturduğu, yine o güzel dokusuna kavuşsun istiyoruz. Ama tabii buna müsaade etmeyecekler. Bunu da biliyoruz. Daha yıkımlar bittiği gibi yeni çalışmalar başladığında evlerin dikilmesi için yine bir rant kavgasına dönüşecek. Ama buna izin vermeyeceğiz. Zaten sosyal medya üzerinden geri döneceğiz inisiyatifi diye bir grup oluşturduk. Buradan sık sık takip edeceğiz. Oraları zaten terk etmeyeceğiz. Şu an mesela ben döndüm ya da dönen arkadaşlarımız var ama biz 2 gün sonra tekrar yine gideceğiz. Çünkü gerçekten buradan sonra başlıyor. Çünkü insanlar unutmaya başladığında zaten gözden çıkarılmış bir alan olduğu için hazır insanlar da unutulmuş deyip orada hiç ulaşılamayan köylere hiçbir dönüp bakmayacak devlet. Bunu yapmayacak. Burada yine iş bizlere düşecek. Yine biz gönüllüler, yine sosyalistler, devrimciler oradan ellerimizi çekmeyeceğiz. Gideceğiz. Gerekirse yine her kapıya tek tek ziyaret edeceğiz. En uç noktalara ulaşmaya çalışacağız. En uzak yerlere geri döneceğiz. Eskisi gibi geri döneceğiz. Eskisi gibi çiçek açacağız ve izin vermeyeceğiz. Çünkü sözlere dökerken dediğim gibi zorlanıyorum ama kesinlik budur. İzin vermeyeceğiz. Yani tekrar oraları, oradaki yok etmeye çalıştıkları kültürü yok ettirmeyeceğiz onlara. Her şeye rağmen yeniden inşa edeceğiz. Babaannemin bir lafı vardı. Şey derdi hep. Biz dalları kırılan arsız ağaçların tohumlarıyız. Kırıldığımız yerden, budandığımız yerden yine çiçek açacağız, yine renk vereceğiz derdi. Evet, kırdılar, dallarımızı kırdılar, evlerimizi yıktılar, canlarımızı aldılar. Canlarımızı aldılar. Ama biz hala umutluyuz. Biz hala inançlıyız. Yine geri döneceğiz. Yine oraları güzelleştireceğiz. Yine insanlarla oturup kahvelerini içip portakal ağaçlarının altında. Yine güleceğiz. Ve yapacağız. Bunu yapacağız.